Hocam hayırlı akşamlar. Evet. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam, isterseniz bir e, ses denemesi yapalım. Benim sesim size geliyor mu efendim sağlık? Bir geliyor, gayet güzel e, geliyor. Sizin, sizin sizin sesiniz de evet efendim, sizin sesiniz evet, de geliyor. gayet güzel bir şekilde geliyor. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Hoş bulduk, sağ olun, ol, teşekkürler. Hocam ben e, elimden geldiğince moderatörlük yapmaya çalışacağım. E, hanım kardeşlerin sorularını size iletmeye çalışacağım. E, öncelikle isterseniz bu okuma gruplarından size bahsetmek isteriz. E, hocam hanım kardeşlerimizin e, daha önceden belirledikleri e, bir kitapları ay içerisinde okuyup ay sonunda da bir araya gelerek tahlil ettikleri e, okuma grupları e, bayanlar üzerine sizin tabirinizle de Hocam, e, hüzünlü prenses olmak yerine e, bilge kadın olmayı tercih eden hanım kardeşlerimiz. Evet. E, hocam ben çok fazla e, söze e, işgal etmeyeceğim. E, önce sizi isterseniz bir tanımak isteriz. E, e, tanıtmak isteriz. Sonradan ben soruları size aktaracağım efendim. Siz arzu ettiğiniz şekilde programımız bir saat sürecek. E, sizin şeyinize göre devam edelim inşallah. Buyur hocam. Tabii. Buyurun hocam. Ben eee <laughs> Ne, Nevzat Tarhan psikiyatri e, profesörüyüm. E, Üsküdar Üniversitesi e, de görevliyim hala. Kurucu rektörüm orada. E, e, Üsküdar Üniversitesi ve aynı zamanda nöropsikiyatri hastanesi. Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olarak 2006'da hastanemizi kurmuştuk. Ve e, e, konumuzla da ilgili olarak e, ilk e, ve, kitaplarımda büyük ağırlıkla aile üzerine e, mesela kadın psikoloji kitabı e, aşağı yukarı işte bin civarında bir e, şey oldu e, sayısı oldu e, 2005'lerde yayına girmişti o. 2003'te yazmaya başladık 2005'lerde yayınlandı e, bu çerçevede e, o kitapla ilgili de isterseniz bir, şöyle bir neden kitabı yazmaya ihtiyaç olduğunu giriş yapmak isterim. Şimdi o 2003 yıllarda hatırlarsınız bir New York'ta bir kadın imam şey olmuştu. O günler yani aşağı yukarı 19 sene önce bir kadın imam çıktı. Orada namaz kıldırdı Amerika'da. 2003 ve 2001'de İkiz Kule trajedisini yaşanmıştı biliyorsun o dönemde. Onun üzerine bir bir operasyon İslam dünyasına yapıldı. Bir işte Afganistan üzerinde Irak üzerinden bir süreç işliyordu. Bunu ben Psikoloji Savaş kitabı vardı. 2002 yılında yayınlanmıştı. 2002 yılında. O kapsamda bu olaya baktığım zaman bu Orta Doğu'nun İslam dünyasının Bizim medeniyetimiz, coğrafyasının zayıf alanı olarak kadın konusu görülüyor. Anladım. Ve kadın üzerinden bize bir proje var. Ve operasyon hazırlığı var. Diye düşündüm. Ve oradan nereden bize hücum edilebilir diye düşündüm. En, en çok da oryantalistlerin tezleri vardı. Orientalistler diyorlar ki İslam dünyası batını ikinci sınıf insan olarak, yani kadını ikinci sınıf insan olarak görür diyorlardı. Ve e, ve ciddi bir şekilde o tarihlerde cinsiyetsizlik projesi başlamıştı. Cinsiyete gerek yok. Kadın erkek gibi bir ayrıma gerek yok. Yani bir cinsiyetsiz de olabilir insan tarzında bir şey vardı. Yani bir propagandalar vardı. Biz meslekten olduğumuz için alanda bunların bazı öncüllerini gördük. On üzerine. Ben burada kadın ve erken biyolojik farklılıkları, psikolojik farklılıkları nelerdir? Bunun kanıtlarını yazdım orada. Kanıtlarını bu kitapta. Burada kadın erken eşit e, e, hak ve fırsatlarda eşit olduğunu ama biyolojik olarak eşit olmasının insanın e, biyolojik doğasına aykırı olduğunu, fıtratına aykırı olduğunu, böyle bir şeyin savunulamaz bir görüş olduğunu onu ayırdım. Kadın ve erkek biyolojik farklılıkları psikolojik farklılıkların üzerine kanıtlar yazdım. Kadın beyni, erkek beyni kavram o zaman da konuşulmuyordu hiç şeyde. Ortada bir, e, bir, bir ben bilimsel verileri toplayarak orada e, kadın beyni, erkek beyni, sol beyin, eril beyin, sağ beyin, dişil beyin, ön beyin ikisinin dengesini sağlıyor diye kanıtlar yazdım. Onun üzerine tabii bu e, ilk, kadın psikolojisi üzerine aslında kadın psikolojisi derken ve erkek psikolojisi aynı zamanda hiç kadın psikolojisi üzerinden deniyor ama asıl erkek kadın erkek ilişkilerinde orada önemli şiddeti ele aldık. Rol modeller ailede anne rolü, baba rolü, eş rolü. Bütün bu rollerin rol paylaşımı nasıl olacağını. ve burada kişinin biyolojik doğasına uygun bir Yaşamasının ona ne gibi avantajlar kazandıracağı ki bunun bununla ilgili yani bilimsel materyal hazırlamış oldum ve bu kitap yani o zamandan beri stabil bir satış oranında gidiyor böyle yani her ay aşağı yukarı aynı satış ben Ya bunu yayın evine sordum neden yani bunu kimler alıyor bu kitabı ya bu ay, sanki bir klasik kitap gibi alınıyor okunuluyor böyle. Yani bir hani roman gibi çıkıp bir iki sene satıp kaybolmuyor. Devamlı gidiyor. Neden? diye araç söylediğimde dediler ki biz araştırdık onu. Ee, e, Aile Irşat e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile Irşat e, Büroları'nda çok tavsiye ediyormuş bu kitap. Bu şekilde söylediler. Ve onu duyunca ben çok şükür dedim. Hedefime de ulaşmışım. Yani benim zaten burada kadın ve erkekle ilgili bir şeyi e, yapılmak istenen olumsuz bir, e, bir projeyi bir nevi e, onunla ilgili farkındalık oluşturmak istemiştim. Zaten e, Azer Azeri Türkçesinde de çevrildi. E, e, bu, bu tarzdaki bu kitap bence şu anda bunun mesela Arapçada da bulunması e, orada da bu konuda çok ciddi ön yargılar var ön yargılar var. Bu ön dağıtılması için mesela aileçi şiddeti, kadına şiddeti ele aldık. İşte burada bizim İslam dünyasında bu konuda çok ciddi kafa karışıklığı var ya. Yani kadına şiddet uygulanabilir gibi bir mezopotamya kültürünün bir öğretisi var. Bu öğretiyi biz İslam zannediyoruz. Mesela bunun aslında işte bilgelik derken sizin o vurguladığınız hüzünlü prenses olmayı bırakıp da bilgi olmayı tavsiye ederken asıl saadette yarım kalmış bir projeyi devam ettirmek kadın üzerinden yanlış yöne kaymış bir uygulamayı devam et, değiştirmemiz, düzeltmemiz gerekir. aslı saadetteki orijinal dönmemiz gerekir. Hatta Hazreti Ömer'in o zaman biz Resulullah hayattayken kadınla ilgili devamlık onu koruyacak bir ayet ve hadis beklerdik dediğini de biliyorum. Yani o derece yani onunla ilgili hatta hep böyle şey olan Nur suresindeki kadına yönelik böyle aileyle ilgili bir cüddünle düşün bir surenin önemli bir kısmı kadın erkek ilişkisine ayrılmış. Yani demek ki Kur'an'da ayet olacak kadar önemli bir konu. Yani ve Resulullah Aleyhisselatü evinin etrafına müslüman olan kadınlar toplanıyorlarmış kocamız bizi dövüyor diye ne yapalım diye. Ve o zaman o sure nazil oluyor. Sebebi nüzul olarak. Onca onlara güzellikle söyleyin diyor. Olmazsa o yatakınızı ayırın. Olmazsa odalarınızı ayrın gibi böyle hiçbir zaman bir şiddet uygulama tavsiyesi yok. Hani bir zorlamayı da yatak ayırma tarzında fiziksel şiddet anlamında değil ki dövülürken bunu söylüyor. Yani burada kadın haklarının korumayla ilgili bir suyu o. Şimdi onu alıp erkekler orada yani öncesini görmeyip sadece biz şiddet uygulayabiliriz gibi mezopotamya kültürü Emevilerle birlikte bunu unuttu. Tekrar geleneklere döndük. Biz orijinalini bozduk. Resulullah hayatında kadına bırak şiddet uygulamayı, el kaldırmayı, ses tonunu yükseltme bile yok. Bu nedenle bütün bunları bizim bu çağın doğrularına göre e, e, ifade etmemiz gerekiyordu kitapta ben bunu e, ele almaya çalıştım bunu da tabii ben ilahiyatçı değilim yanlış e, şey yapmamak için e, 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 bu konuda e, mesleki sınırlarımın içerisinde kalmaya çalıştım ve bu şekilde e, anlatmaya çalıştım e, ben e, sorularınızı merak ediyorum yani epeyce bir aydır. E, hanımefendiler çalıştığına göre yani demek ki epeyce zor sorular var. Zor soruları da dinlemeye hazırız. Verebildiğim kadar cevap verin. Veremezsem araştırıp daha sonra verebilirim. Evet. Ses, görüntü kayboldu galiba. Hocam selamun aleyküm. Size aleyküm. soruları iletecek arkadaş e, yayından düştü sanırım bir internet sıkıntısı var. <laughs> Şimdi geldi hocam size hemen soruları iletecek. Tamam. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Hadi, 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 sağ olun bekliyorum. Riyaz Bey değil mi? Evet hocam. Hocam sesim geliyor mu şu anda? Evet tamam geliyor. Çok, çok özür dilerim evet. hocam. Çok özür dilerim ufak bir aksaklık oldu. Hocam e, takip edebildik e, şeyleri. E, hocam tam bu noktada bir soru sormak istiyorum son bahsettiğiniz evet. konu üzerine. E, hanım kardeşler yani inançlarına göre e, kendilerini geliştirmek istediklerinde e, ilim tahsilinde okumak, üniversitede buna dahil kendilerini geliştikleri zaman bir belli bir kesimde bir yerde şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bu söylemler e, feminizm söylemleri gibi. E, bu arada bir soru olduğu için bunu atlıyorum hocam. Burada Tam bu noktada feminizmden e, bu şeyi, inançı bu söylemleri nasıl ayırabiliriz? Bunu nasıl ifade edebiliriz diye sormuş hanım kardeşlerimiz. Tabii. Bir kere feminizmden ne anladığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Yani, feminizm e, 1960'larda dünya gündemine geldi. Feminizm e, 1960'larda daha çok e, böyle konuşulmaya başlamasının sebebi 60 19 işte 45'lerde ikinci dünya savaşı bitti. İnsanlıkta ciddi bir özgürlük rüzgarları esmeye başladı. Ta 1900 e, şeylerde birinci cihan e, harbi öncesi e, dönemdeki bir liberal e, dal dalgalanma yeniden alevlendi. 1. II. Dünya Savaşı'nın ve o aradaki böyle e, otoriter yönetimlerin, totaliter yönetimlerin yaygınlaştığı küresel olarak bütün işte faşizmin ve komünizmin baskısı altındaki otoriter ve totaliter toplumu şekillendiren yukarıdan aşağı yönetimlerin olduğu bundan biz de bu yönetimlerin bir örneğini yaşadık bütün dünya yaşadı yani bu bu çerçevede böyle bir dönemde bir özgürlük rüzgarları esmeye başladı 1960'larda bu e, feminizm hareketi kadının özgürleşme hareketi olarak başladı 60'larda haklı bir hareketti bu yani yükseldi o tarihlerde haklı bir hareketti çünkü bütün dünyada özellikle 20. yüzyılın getirdiği bir e, ciddi bir bilgi e, e, çağı ortaya çıktı yani sanayi 1.0 oldu Sanayi 2.0 oldu ve sanayi 3.0 bilgi çağına yaşadı. Yaşamaya başladı 20. yüzyıl. Elektronik devriminden sonra makine devrimi, elektrik e, bulunması, elektronik bulunması ile ilgili iletişim e, yoğunlaşması, e, radyo ve televizyonun yaygınlaşması ile ilgili bu e, küresel bir elektronik köy haline gelmeye başladı dünya. Bu arada e, kadın e, ee, özgürleşme hareketi içerisinde kadın e, hakları da ya kadın e, zul, e, erkek zulmü vardı ailelerde. Bütün dünyada. Bu sadece Türkiye'de değil, e, Orta Doğu'da değil. E, bütün dünyada e, fiziksel gücün üstün olduğu bir çağda e, bilgi bilginin üstün olduğu bir çağa geçiş yaptı insanlık. İnsanlıkların ilk defa oluyor bu. Fiziksel gücün üstün olduğu yerde erkek kol gücünün üstün olmasının fiziksel gücün üstün olması diye erkek e, evde tek e, otorite oluyordu. İş hayatında tek otorite oluyordu. Kadın ister istemez ikinci bir konuma e, itiliyordu. E, ama bilgi çağına geldiği zaman bilgi üretme açısından yani, yani fiziksel güç üstünlüğü zihinsel güç üstünlüğüne yerini bıraktı. Zihinsel güç üstünlüğüne yerini bıraktığı zaman kadın erkek arasındaki o güç mesafesi daraldı ve eşitleşti daha sonra bunu e, yakalayabilenler burada e, e, kadının sosyal hayata dahil olmasına e, anneliğe zarar vermeden aile e, sosyal hayata dahil olmasıyla ilgili bir sınav yaşadı o dönemde kadın e, kadının özgürleşme hareketinde e, başlangıçta feminizmin feminizmin iki türlü feminist ortaya çıktı. Birincisi feminizmin savaşçısıyım diyen mesela Betty Friedman isimli o kitap kadın psikolojisi kitabında da vurguladığım bir şeydir o bilgidir, referansı da var. Betty Friedman diyor ki ben kendini feminist savaşçısı olarak tanımlıyorum. Ona 93'lü yıllarda bir röportaj yapılıyor onunla. Yani 30 sene sonra hareketi başlattığından 30 sene sonra New York'ta tek başına yaşıyor Manhattan'da. Soruyorlar ona bir kadının konforu nerededir diye. Bir kadının konforu e, e, evinin hanımı, çocukların annesi ve e, ama özgürlüğünün olması tarzında e, ve ekonomik özgürlüğünün olması tarzında. Yani banka cüzdanının olması gibi bir tabir de hatta kullanılmış o zaman ve bu şekilde e, e, tek eşe bağlı e, bir ha hayatın olması tarzında ifade ediyor. E, bu bu çerçevede ele aldığımızda e, bu bir özgürlük hareketi olarak başladı başlamıştı ve daha sonra bu kadının yalnızlaşmasına doğru götürdü feministim. Bu da bir özelleştir olarak da kadın erkek ilişkilerini kadın erkek savaşçısına dönüştürdük diyor. Yanlış yaptık diyor. Yani halbuki kadın erkek rekabeti ra değil, kadın erkek tamamlayıcısı esas olmalı. Bir kadının konforu da buradadır. Yani e, Böyle e, tek eşli, sadakata dayalı bir beraberliktir diye savunuyor. Bu, bu çerçevede ele aldığımızda, yani feminizm iki türlü ele almak lazım. Birisi böyle kadın erkek savaşlarını yücelten e, bir savaşçı feminizm. Diğeri de kadının özgürleşme hareketini savunan haklı feminizm. Bu ikisini dengelemek gerekiyor. Onun için kadının özgürleşme hareketi, kadının e e kendi kimliğiyle ailede var olması, toplumda var olmasını sağlayan bir hareket gayet insani bir hareket, haklı bir hareket, faydalı bir harekettir. Ama hocam, bunu çok özür yakalayamadık. Hocam. Evet, buyurun. Çok özür dilerim hocam. Tam bu noktada bir soru sormak istiyorum hocam kadın psikolojisi kitabısı, kitabınızın içerisinde erkek psikolojisine de değinmiştiniz bu konu hakkında ama e, sadece erkek psikolojisi üzerine de bu ismin ad altında da bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz acaba? Böyle bir soru. Evet. Erkekler İki okumaz. Evet. Erkekler okumaz. Zaten bu kitaplar okusalar erkek bu kadın erkek psikolojisi olmalı aslında bu kitabın adı. Kadın erkek psikolojisi çünkü ikisinden de bahsediyor. Ya yani erkekler her şeyi biliyorlar. Onların böyle psikoloji kitabı okumasına falan ihtiyacı yok. Çoğu zaman işte bir sorun yaşadıkları zaman sen git benim ihtiyacım yok diyor erkekler. Ama bir müddet sonra görüyorlar ki en çok ihtiyacı onların var burada. Onu görüyoruz. Yani bu nedenle burada erkek bir psikolojisi kitabı yani bu kitabın içerisinde erimiş durumda. Ayrı bir kitap yazmaya çok bence gerek yok. Yani ikisi de çünkü kadın ve erkek kimlikten ayrı ayrı ele alıyor ve aradandaki iletişimi de ele alıyor. Yani bu nedenle çok gerekli değil bence öyle düşünüyorum. Evet. Sorulara devam edebiliriz. Evet hocam devam ediyorum. Hocam bazı e, hanım kardeşlerin e, kitabın bazı yerlerinde e, tepki gösterdiği yerler olmuş galiba. Bu şekilde not almış ama sizin kitaptan daha sonradan çıkartmayı düşündüğünüz ibareler, ifadeler oldu mu acaba? Bu konuda bir soru gelmiş. Doğru, ben işte eleştiriler geldi, geliyor. Bazı görüşler geliyor. Onunla ilgili mesela şu anda eğer sizin gündeminizde olan varsa yani onu şey olabilir. Yani mesela orada yani bu erkek bakış olarak yazmışsınız diyenler oluyor. Hocam bir de şöyle ifadeler var özür dilerim. Kadının e, aldatılmasında kendisinin suçu gibi bir ifade geçiyor. Ve bitrin e, kadını gibi bir ifadeler var. Bunlar özellikle sorulmuş ama. Bu cümleyi şey yaparsanız nasıl bir cümle? Öncesini sonrasını bilmeden. E, mesela bitrin kadın değil de avcık, e, avcı kadın, avcı erkek gibi bir tabir vardır orada. Yani bu o kitap bölümü ses ses kayboldu sesiniz. Özür dilerim hocam. Soru bu şekilde iletilmiş de ben o şekilde size aktarmak Tabii, istedim. Orada o şey okunursa o bölüm o parça ya da chatten yazabilirler yazılabilir. Peki, Oradan e, o daha ayrıntılı cevap verebilirim. Yani orada kadının e, e, böyle e, kadın aldatma ile ilgili e, modernizmin kabusudur. Mesela sadakatsizlik, aldatma. Burada eee aldatma ile ilgili yani erkek ve kadının farkı yok benim orada savunduğum. Yani evet. aldatma yanlışsa erkek kadının aldatması kötüdür, Erke erken aldatması elinin kiridir tarzındaki bizim e, bir toplumsal e, yanlış mit var. Onu eleştirdim orada. Yani böyle efendim, bir bizim evet, gelenek geleneklerimizdeki yanlışlardan birisidir bu. Evet. Efendim kitapta bir de e, evrimsel gelişim kavramından bahsetmişsiniz. burada neyi ifade ettiğiniz özellikle sorulmuş. Yani insanın ruhsal evrimini evrimini mi kastettiğiniz gibi bir soru var. Buradaki ev, evrim derken yani bu tekamül anlamındaki evrim. Yani evrim psikolojisi var. Evrimin de bir psikolojisi var. O hatta biz onu seçmeli ders olarak da şey yapıyoruz. okutuyoruz isteyenlere. Gerisi orada şimdi bir biyolojik evrim var. Bir de e, psikolojik evrim var insanda. Şimdi biyolojik evrim, e, insanda e, bu e, biyoloji kitaplarında geçen şu dört ana ayak üzerine gider. Te, bu eski e, evrim tezi, tesadüfü varoluş, yaşam mücadeledir, e, do, e, güçlü olan ayakta kalır, e, doğal ayıklanma olur güçlü olan ayakta kalır diye dörtlü bir dört adımı vardır. Şimdi tesadüfi varoluşun, bunun şu anda tesadüfi varoluşun bilimsel tez olarak kanıtlanamadığı ama tasarımsal bir varoluşun e, bir e, en akla yakın bir yöntem olduğu anlaşılıyor yani. Bir varoluş var ama bu tesadüfen değil kuantum fiziğinin e, ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan bir, e, evren bir tasarımdır. Evren bir simülasyondur. Bu simülas hiçbir simülasyon hiçbir simülasyonda kendi kendine deneme yanılma olmaz. Yani bir tasarlayıcısı vardır. Tasarımlı bir varoluş e, tarzındaki tasarımsal varoluş. Tasarımsal varoluş olunca evren şey hayat mücadeledir tez, tezi mesela. Yani mücadele değil de hayat hayatta mücadele yardımlaşma esas mücadele istisna. Bizim mücadeleyle gördüğümüz olaylar aslında istisnai olaylar. Ama yaşama genel olarak bir baktığımız zaman oksijenin hidrojenin olan münasebetinden tut. Bağırsak'taki milyarlarca bakterinin vücudumuzdaki hücre, hücreli olan dengesine bakalım. Bütün sosyal hayata bakalım. bir Yardımlaşma e, şeydir, e, esastır. E, mücadele istisnadır. Üçüncüsünde de yani doğal ayıklanma böyle doğal ayıklanma derken güçlü olan ayakta kalır tezini savunuyor Davranıcı. Burada bu evrimin şu andaki psikolojik yorumunda da şöyle çıkıyor. Güçlü olan ayakta kalmaz, uyum sağlayan ayakta kalır. Yani şu anda büyük balık küçük balığı yutar söylenir ya. Eğer öyle olsaydı şu anda denizde hep büyük balık kalırdı dünyanın. Evrende denizde. Ama büyük balıkta küçük balıkta Belli bir oran içerisinde deniz hep varlar. Mesela büyük balıkların özellikleri var, gruplar halinde gezerler. gruplar halinde böyle özel hareketler yaparak gezdikleri için korkutucu ve büyük bir görüntü verirler. Diğer büyük balıkları yaklaşamaz onlara. Yani bu şekilde arada müthiş bir dayanışma ve yardımlaşma vardır. Sürücük kuşları gibi böyle bunların o zayıf olanlar ve böyle bir grup zekası deniyor ona. Mesela balık, küçük balıkların grup zekası büyük balıkların e, fiziksel gücünün üstüne geçiyor. Grup zekası onlar ayakta kalıyorlar. Yani bu nedenle burada evren, evrende bir e, evrimsel psikoloji derken, evrimdeki yapılış derken bu mikro evrimi daha çok kastediyor. Makro evrim değil. Makro evrimde nedir? Türlerin kökeninde şey vardır. Yani ilk başta bir yosun hücresi vardır ama ve bu kanıtlanabilen e, bu tamamlanmamış bir teoridir evrim teorisi. Tamamlanmış teori olduğu için evrim teorisinde kanıtlanan kısmı şu anda tür içindeki evrimdir. Mesela bir e, karıncaya düşün. Bin önce, sene önceki yuvasını aynı yapmıyor. Şimdikiyle bakın aynı yapıyor. Pardon. Bir örümceğe bakın aynı yapıyor. Ama insan bin sene önceki insanla şimdiki insan evini Aynı yapmıyor. Bin sene önceki insanın evi derme çatılan bir mağara eviyken, şimdi e, gökdelenler yapabiliyor. İşte bu bir şeydir. Tekamüldür, Bu bir çeşit evrim. olarak oradan kasteden evrim bu. Yoksa tesadüfi varoluşu savunan yani şeyi e, Tanrı tanımaz bir evrim anlayışı değil. Yani, e, onun için bilimsel olarak doğrulanan e, bir e, tekamül olarak geçen aslında evrimi biz e, Türkçedeki şey yeni bir e, biyologlarımız maalesef yeni kavram üretemediler bu konuda. Evrim denildiği zaman e, şeyde tesadüfi varoluş olan evrim anlaşılıyor. Halbuki tekamül kavramının e, yerini tutabilecek yani tür içi e, ilerlemenin e, yerini tutacak bir biyolojiye kavram üretemediği için biyologlarımız Batı'dan tercüme gittiği için o evrim dediğimiz zaman hepsi aynı anlama geliyor. Tek bir kavramda anlaşılıyor. Yani bu tamamen kelimelere bilginin hapsedilmesi gerçeğidir bu. Çok te bir... çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, bir diğer bir soruya geçmek istiyorum müsaadeniz olursa efendim. Ee, evet. şöyle bir soru gelmiş hocam. Ee, genç kızların ileride anneleri gibi eş, anne gibi olma korkuları olabiliyor. Bu döngü hep böyle midir? bu zihinsel kodlamadan nasıl kurtulabiliriz diye sormuşlar. Evet. Burada zaten ilişkilerde ya yani bu hangi durumlarda söz konusu anne kız savaşları varsa eğer ilişkide o annesi gibi olmaktan korkar kız. Korkar. Fakat annenin kişiliği eğer sevgi ve disiplini yüksek verirse, çok karışırsa, kontrolcü bir anneyse, aynı zamanda çok seviyorsa çocuğu, çocuk anneye karşı hem sevgi hem öfke gelişir ama bir müddet sonra çocuk ya yani annesini en çok kızdığı şeyleri kendisi yapmaya başlar. Onun için bu ayrı bir birey artık. Yani annesine, ya bir ergenlikle birlikte bir genç şunu yapacak. Genç kız veya genç erkek biraz annesinden alacak, biraz babasından alacak, biraz yakınlarından alacak, bütün e, toplumdan alacak ve kendisi olacak. Kendi sentezini kendisi yapacak. Onun için annesini eee ya tam ka, e, modellemesi de gerekmez, kendisi olması gerekiyor. Kendi kar, kim, kimlik e, inşasını kendisi yapması gerekiyor. Annenin kimliğini olduğu gibi taklit etmesi değil, babanın kimliğini taklit etmesi değil. Hepsinden biraz alarak kendi kimliği olacak ki ilerleme olsun, büyüme olsun, gelişme olsun. E, e, i̇nsanın düşüncenin ilerlemesi böyle oluyor, medeniyetlerin ilerlemesi gelişmesi böyle oluyor. Yoksa statükoca olup aynı şeyi tekrar edeyen bir toplum oluruz. Bir müddet sonra tarihin çöp sepetinde atılmış oluruz. Ee, bu nedenle bizim e, e, annesiyle olan ilişkisini e, düzenlemesiyle ilgili sorun olanlarda o denilen e, bir durum olur. Yani Ama anne-kız ilişkisi sağlıklıysa böyle durumlarda yani sadece annesinin e, tek özdeşim modeli anne olmaz. Babadan da alır, çevreden de alır onun sonucunda kendi özdeşimine arı gibi olmalı. Herkesten bir şeyler alıp kendi balını üretmeli. Yani bunu yapabilen bir kişi için böyle bir durum söz konusu değil. Bu muhakkak yani insanın hayatındaki kimlik imşasında şöyle çocukluğumuzdaki yaşadığımız hayat olayları, hikayeler, böyle yaşantılar, çok yaşantılar hepsi bizim hayatımızda özgeçmişimizde bulunuyor. Kişi evlendikten sonra ne oluyor? Ee, öğrendiği yaşadığı hayat senaryolarıyla geliyor. Fakat evlendikten sonra e, bu hayat senaryolarında aktörler değişiyor artık. Yeni aktörler ekleniyor. Anne baba yerine kayınpeder, kayınvalide geliyor. Kayınbiraderler geliyor. Elti, görümce vesaire bunlar geliyor. Böyle olunca o, o çocukluktan gerçekten gelen hayat senaryolarını yeniden yazması lazım. Bak terk etmesi değil. Yeniden yazması gerekiyor. Çünkü aktörler değişmiş. Bunu, bunu, yapmak için zihinsel esneklik gerekiyor. Kognitif fleksibilite diyoruz, zihinsel esneklik. Düşünce esnekliği. Bunu yapabilen kişiler yeni durum uyum sağlıyorlar. Kendilerini ne eziyorlar, ne ezdiriyorlar, ne eziyorlar. Ve aile içerisinde adil bir iletişim sağlanabiliyor. Böyle durumda ne anne karşıtı ne baba karşıtı olmasında gerek kalmıyor. Ama annesine güzellikle hayır demeyi de başarması gerekiyor. Her dediğine evet demek zorunda değil. Yani anneler farkında olmadan birçok durumda şey yapıyor. Bunu yapmazsan seni sevmem diye sevgiyi sopa gibi kullanıyor. Çocuk da böyle durumlarda test role giriyor. Test kimlik gelişiyor. Annesi çalışkan olması istiyorsa tembel oluyor mesela. O ev işi yapması istiyorsa çocuk yapmıyor. Odası toplaması istiyorsa daha toplamıyor gibi durumlar oluyor. ya yani burada annenin liderlik sorunu var demektir genellikle. Yani bu genç kızları yargılamak, suçlamak yerine anneliğin yani psikolojik üstünlük annede çünkü. Anne psikolojik üstünlük olduğuna göre onu yönetmek, yönetmeyi, yani onun hatalarını kırık dökmeden düzeltmeyi annenin başarması gerekiyor. Bunu yapamazsa liderlik onda olduğu için çocuğun kendisine itaat etmesini yahut da kendisinde birlikte ortak bir yöntem geliştirmeyi başaramıyorlar. Bunun için yani biz ilişkilerde buyurgan ilişki değil, yani ilişki değil birlikte yürümek ilişkisini tavsiye ediyoruz. Hayatta yani birisi önde gidiyor, diğeri arkada gidiyor. Bu tarzdaki bir ilişki sağlıklı bir anne-kız ilişkisi, baba-kız, baba-oğul ilişkisi değil. Yani Burada anne biri önde, biri arkada yürüyen ilişki değil, birlikte yürüyen ilişki esastır. Ve böyle olursa özgüven gelişir, kendi gemisinin kaptanı olur. Anne-baba burada Kap, çocuğun hayatının kaptanlığını yapmayacak. Kılavuz kaptanlığını yapacak. Kılavuz kaptan ne yapar? Ona der ki yani, Dirmene sen geç der. Sorun olsa bana sor der. Yanlış yapıyorsa öyle değil, böyle olsa daha iyi olur der. Onu yargılamadan, suçlamadan yani onu e, onun üzerine kılavuzluğunu yapar. Böyle durumlarda çocuk ne olur? Hayatı öğrenir. Bu böyle böyle bir annelik modeli büyük şanstır. Yani, ama anne yanlış yapıyorsa da anne sen benim annemsin ama sana saygı duyuyorum ama bu yaptığın davranışı doğru bulmuyorum diyebilmesi lazım genç kızı ya da genç erkeğin. Bunu, bunu demezse yani anne kendini suçlayabilir. Vay sen bana nasıl karşı geliyorsun diyebilir. Hayır. Yani o anne çocuk ilişkisi köle efendi ilişkisi değildir. Çocuk bizim çocuğumuz ama bize ait değil. Eşyamız değil o. O ayrı bir birey. Onun bireyine saygı duyarak onunla ilişki kurmak gerekiyor. Yata ilişki kurmak gerekiyor. Bak Hazreti Ali'nin sözü var ya, 5 yaşına kadar çocuklarla oynayın, 15 yaşına kadar arkadaş olun, 15 yaşından sonra istişare edin diyor. Arkadaş olun ne demek? Onunla birlikte zaman geçirin demek. Onunla birlikte yol arkadaşlığı yapın demek. Onunla birlikte yol arkadaşlığı yapmak. Yoksa laubali olmak anlamında değil. Yani bu nedenle bütün bunlar hepsi annelik, babalık pratikleri ile ilgili düzelmesi gereken durumlar diyebiliriz ya yani bu sorunun cevabına evet peki hocam aynı sorun yine tabii erkeklerle babalar arasında da yaşanabilir örneklerini duyuyoruz görüyoruz hocam bu durumda genç bireyler ebeveynleriyle annesiyle veya babasıyla arada bir mesafe koyarak bir mesafe koruması mı gerekir yoksa iletişim odaklı olarak mı bunu çözmesi gerekiyor. Yani oradaki mesafe şimdi e, e, ergenlik dönemine girdiği zaman ergenlik döneminin bir özelliği var. E, bu ergenlik dönemi e, ben, ben kimim? Nereye yönelmeliyim? Niçin sorularını sorma dönemi. Ben kimim? Nereye yönelmeliyim? Niçin? Ve kimlik karmaşası yazar bütün ergenlikte. Kimlik karmaşası. Hatta bazı psikoloji ekollerinde ergenlik dönemine normal şizofrenik dönem deniyor. Yani şizofreninin de nasıl bir dengesiz, uyumsuz, geçimsiz bir şey çıkıyorsa, davranış sorunları çıkıyorsa, ergenlikte de öyledir. Ben bunu bu psikoloji kitaplarını okuduktan sonra daha sonra e, Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir sözünü e, öğrendim. Ve e, çok şaşırmıştım o zaman. E, Bülü çağı delilliğin bir şubesidir diyor. Bak, aynı yani şimdiki psikoloji kitaplarında yazan şey deliliğin bir şubesidir. Yani ergenlikte böyle gelgitlerin olması, iniş çıkışın olması, ya itirazların kafa tutmanın olması gayet doğal. Yani bir mum gibi bir ergen varsa aslında sorun orada var demektir. O ergen itaat eder, susar, susar, susar. Annenin babanın kontrolü çıktığı zaman tam tersi olur. Onun için sorgulayan, tartışan, neden için diyen bir ergen olursa o Hayatı öğrenmiş olur, birlikte hayatta yol almak daha kolay olur. Yani bastırılan bir ergen ileride ailenin tam karşıtı bir role girebilir. Ters role, ters kimliğe girebilir. Yani bu neden anne-kız ilişkisi gibi baba-oğul ilişkisinde de, yani anne-kız, anne-oğul, baba-kız, baba-oğul ilişkilerinin hepsinde de bu durum geçerli. Yani buradaki bu ilişki bir takım ilişkisi olmalı. Takımda ne vardır? takımın kaptanı vardır ama her bireyde kendi esrumanı vardır. Kendi e, şeyi vardır. Sorumlulukları vardır. Görev tanımı vardır. Yani burada her şeyi aklını babaya kiraya vermez. Aklını anneye kiraya vermez e, sağlıklı ailede. Ama bizim geleneksel aile yapımızda çocukları ayrı bir birey olarak görmüyoruz. Sanki çocuklar bizim şeyimiz, uzantımız gibi kolumuz, bacağımız, uzuvumuz gibi görüyoruz. Yani yat yat, kalk kalk, bunun gibi olsun istiyoruz. Hatta hiç unutmam, bir, e, ben asker kökenliyim. E, o, bir asker arkadaş anlatmıştı, bir e, albay psik psikiyatrise gidiyor şikayete. Diyor ki, ya diyor, benim diyor emrimde e, şu kadar yarbay, şu kadar binbaşı, şu kadar teğmen, üsteğmen var bin tane de asker var. Ne dersem emredersiniz diyor diyor. Fuat benim oğlan 15 yaşında beni hiç dinlemiyor, takmıyor beni diyor. O psikiyatrist arkadaşım verdiği cevap da çok önemli. Tabii takmaz diyor. Sen çünkü evde pijamalı görüyor seni. Pijamalı görüyor. Niye? Çünkü evdeki baba rolü ayrı, iş yerinde komutan rolü ayrı. O evde de komutan rolünü oynamaya çalışıyor. Yap, yap, yap olmaz ki. Evdeki rol ayrı, oradaki rol ayrı. Hatta baba rolü ayrı, komutan rolü ayrı, iş adamı rolü ayrı, eş rolü ayrı. Her role uygun davranması gerekiyor. Aile içerisinde ilişkilerde rol paylaşımının olması gerekiyor. Rol paylaşımının olmadan ilişkilerde sağlıklı ilişki olmaz ki. Yani o ilişkileri düşün. Hatta evin içerisinde bile mesela e, ye, e, yemek yenilen odadaki rolle, misafirlerin geldiği zamanki rolle, yatak odasındaki roller hep aynı değildir. Her rolü farklıdır. Yani yatak odasında melek gibi olunmaz. Bunun gibi. Yani onun için burada şey rolleri rollere uygun davranmayı bu öğreniliyor. Genetik değil bu. Öğrenilmesi gerekiyor. Öğrenildiği evet. zaman çatışma en aza iniyor. Evet. Hocam şöyle bir şey e, ilave etmek istiyorlar arkadaşlar. Bu e, Eğitim seviyesi yükseldikçe kendine kişisel gelişim olarak da gelişim sağlandıkça karşıdaki yani ebeveynler olsun anne olsun genç kızın anneyle olan ilişim olsun erkeğin babayla olan ilişim olsun e, iletişim iletişim kopmaları yaşanmıyor e, burada ki iletişim kopukluğundan kaynaklı e, yine iletişim kurmaya zorlamalı mı yoksa yine sizin verdiğiniz cevabı istinaden soruyorum arada bir seviye mi koymak gerekiyor? Aynı şekilde gelin ve kaynana ilişkilerinde de bu şeyi ekleyebilir miyiz? Tabii. Aynı şekilde davranabilir miyiz? Aile içerisinde ilişkilerde bu biz genellikle zamanın getirdiği doğrular var. Bu zamanın getirdiği, zamanın ruhuna uygun bir aile ilişkisi kurulamıyorsa orada çatışma yaşanıyor. Biz bakıyoruz birçok yani evliliklerde ve boşanma noktasına gelmiş evliliklerde yahut aile içerisinde kriz yaşandığı zaman iyi niyet var, sevgi var fakat şey var, çatışmalı iletişim var. Ne olmuş? Ego savaşları olmuş. Benim haklıyım, sen haklısın. Benim dediğim, senin dediğin gibi güç savaşları, hakimiyet savaşları var. Halbuki böyle yakın ilişki yaşantılarda ego savaşları olmaz. Ego savaşları olduğu zaman ben senin üzerinde hüküm kurmak ya esas alır. Halbuki akıllı bir insan ne yapar? Ben senin üzerinde hakimiyet kuruyorum. Ben de, benim, e, benim dediğim senin dediğim, benim param senin param, benim annem senin annen gibi ego savaşları yerine şunu yapar. Ailenin iyiliği için en doğru nedir? Onu bulalım der. Evliliğin geleceği için en doğru nedir? Onu bulalım der. Ya da anne çocuk baba çocuk ilişkilerinde ise yani bu bu olayda senin iyiliğin için en doğru nedir? ailenin için en doğru nedir onu bulalım der. Hani baba çocuk üzerinde hakimiyet, çocuk da baba üzerinde hakimiyet kurur. hele bu zamanda güç mücadelesi geri teper. Yani şeyi ya çocuk bilgisayara kaptırır kendini. Saatinde yedi, 8 saat bilgisayarla ilgilenir. Ya evden çıkar odasına kapanır çıkmaz ya da eve gelmez. Uyuşturucu kullanır. Arkadaşlarına yöneli. Böyle bu, bu şekilde arka planda bakıyorsunuz hep annelik babalık rolündeki ciddi bir şeyler var buradaki. Hatalar var. Bu hataları düzelt Zaten biz çocuk psikiyatrisi vakaları geldiği zaman yüzde yetmiş seksen genci ikinci plan alır, birinci plan da e, aile içerisindeki iletişimi çalışıyoruz. Bir çocuk, bir genç üç şeyi örnek alır. Anneyi, babayı bir de anne babanın ilişkisini örnek alır. Onun için evi sevimli, sıcak bir ortam haline getirdiğimiz zaman Bunlar en aza iniyorlar. Mesela kayınvalide konusu diyelim. Sonradan gelmiş akıllı akıllı gelinlere, gençlere şunu söylüyoruz biz. Yani kayınvalideyi takım al diyoruz. Yani kayınvalideyi takım al demek onu al evde seninle beraber olsun anlamında değil bu. Takım al demek mesela ya şu yemeği sen iyi yapıyor musun? Nasıl yapalım diye bir telefon etse. Ona sorsa bak e, ne güzel ev, oğla, evlat yetiştirmişsin, teşekkür ederim dese. Mesela öyle olunca annede ne olacak? ha Bu kız eşi, çocuğuma iyi davranıyor. Demek ki doğru bir kişi deyip o da ona karşı e, böyle e, sıcak duygular uyanmaya başlayacak. Ama kayınvalidesinden korkar, kaçar, konuşmazsa ya da bir araya gelecek iki tarafta birbirine laf sokarsa böyle durumda ne olur? Güven zayıflıyor. Mesafe açılıyor, çatışma çıkıyor. Halbuki sağlıklı ilişkinin kurabilmek için onu da takımı almak demek, onun da fikrini sormak, onu da bir şekilde korkularını gidermek, kaygılarını gidermek ve bu şekilde davrandığı zaman birçok sorun daha kolay çözülüyor. Yani bu, bu bir şeydir, yani duygusal zeka eğitimleri. Evlilikte duygusal zeka çok önemli. Yani duygusal zeka dediğim zaman hani çocuğun bir bir gence şu anda. 21. yüzyıl becerisidir duygusal zeka. Eylül'de de duygusal zeka var. Nasıl oluyor? İşte duygusal zekada ne vardır? İşte biraz önce takımı şeyi şeye kayınvalide takım aldı derken bir, bir duygusal zeka becerisidir o. Karşımıza almak yerine yanımıza alıp ilerlemek. Bu bir, bir duygusal zeka. E, anne çocuk, baba çocuk ilişkisinde de öyle. Karşımıza almak yerine yanımıza alıp doğru neyse, hakikat neyse yani gençlerin bakış açısı olaylara Yaş grubundan çok daha farklı oluyor Yani hele bu, bu zaman bilginin yarı ömrü Çok kısaldı Hızlı kuşak çatışması 30 senelik Dilimler halindeydi önceleri Şimdi 3-5 seneye düştü Yani ailede çocuklar arasında 10 yaştan fazla fark varsa Orada bile kuşak çatışması Farkı çıkıyor Bu nedenle kuşak çatışması Aslında doğal bir durum Mısır, Mısır papirüslerinde var, Sümer tabletlerinde var. Kuşak çatışması hep vardı. Sokrates bile kuşak çatışmasıyla ilgili görüş e, yapmış, Yani onunla ilgili riskleri anlatmış. E, düşün, 2500 yıl önce. Ya yani bu nedenle kuşak çatışmasının olması ama bunu biz yani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bazı itiraz ediyor bu söz yok diye ama ben orijinalinin olduğunu öğrendim. Referansı da e, var. Eee çocuğunuzu bu yaşı bulunduğunuz çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin Ya bir müthiş bir vizyon bu bak. Yani şu anda bulunduğunuz çağa göre değil, yaşayacağı çağa göre. Ama şu anda anneler babalar ne yapıyor? Çocuğu bulunduğu çağa göre eğitiyor. Kendi bulunduğu çağa göre eğitiyor. Halbuki o çocuklar yani şu anda 15 yaşındaysa onun bulunduğu çağ onun 30 sene sonra başka bir çağ olacak. Ona göre yetiştirmek gerekiyor. ve bu bir aile vizyonudur bak. Duygusal zeka becerisidir. Ailedeki duygusal zeka yüksek aileler ne yapar? Çocuğunu bu şekilde yetiştirirler. Bulunduğu onun yaşayacağı çağa göre yetiştirirler ve bu zamanı yakalar, düşünce ilerler. Ama bir bakıyoruz biz gelenek, o derece gelenekli olmak güzeldir ama gelenekçi olmak çok. Hele ailede gelenekçi olmak bu zamanda en büyük kırılma sebeplerindendir. bak Gelenekli olmak kökün geçmişte olacak ama geleceğe de kaybetmeyeceksin. Bir bugün de yaşayacaksın ama bir elin geçmişte bir elin gelecekte olacak. Bugünün sentez bugün de sentez yapacaksın. Geçmişi ana, anakronizm deniyor. Yani kronolojisi bozulmuş bir bakış açısı, gelenekçi bakış. Ben babamdan böyle gördüm, annemden böyle gördüm. Onu uyguluyorum diyor. Bakıyoruz biz anneler babalara. Ben böyle gördüm, bunu uyguluyorum diyor. Arkadaş sen bunu onun yaşadığı ortamda, şartlarda yaşamıyorsun ki şimdi. Onu uygulamaman lazım. Daha ilerisini uygulaman lazım senin. O çocuğun yaşayacağı şartları uygulaman lazım. Ya ben annemden böyle gördüm diyorsanız o kişi yani görmüş sakıncası da yok onun için. Ama onun o zamanın şartları ve doğrularıyla bu zaman doğrular şartlar aynı değil ki, Hatta mecellenin kanunlarından birisidir bu. Yani zamanın tebettülüyle Hükümler tebettül eder diyor, tekayyür eder diyor, değişir diyor. Zamanın değişmesiyle birlikte hükümler değişir diyor. Ya mecellede bile yani medeni hukuk kanununda Osmanlı'nın böyle yazmış. E bu ayrı içerisindeki hükümler zamanın değişmesiyle değişmesi gerekmiyor mu? Yeniden yazılması gerekmiyor mu? Bunlar nasıl olanlar tamam ama olmayan birçok şeyler var. Nasıl giyineceğin, nasıl yapacağını birçok böyle e, şey, esnek olması gereken konular var. Bu esnekliği gösteremediği için büyükler kırılmalar yaşanıyor. Çocuğu tamamen kaybediyor genci. Yani, yani bunun için anne baba çatışmalarında da en önemli sebeplerinden birisidir bu. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Son birkaç sorumuz vardı efendim. Zamanımız da bayağı bir azaldı. Evet. Hızlıca sormak istiyorum. Günümüzde evlilik yaşı gecikti gibi bir telaş ve baskı var. E, bu düşünceleri gençlerin evliliğe hazır oluşu, erkeklerin geç olgunlaşması bağlamında değerlendirir misiniz? İdeal evlilik yaşı var mıdır? Ya, burada küresel bir şey şu anda. Yani şu an e, bu, özellikle bu e, yeni kuşaklar e, da genel bir e, kanaat var. Evliliği bir şey olarak görüyorlar. Yani aileyi ayak bağı olarak görme eğiliminde ayak bağı görüyor. Yani özgürlüğünü kısıtlıyor gibi görüyor. Mesela bir e, özellikle Amerika'da, Av Avrupa'da, İtalya'da falan bunun çok örnekleri var. Yani literatüre giren şey diyor ki bir morgaç içmesi, 10 sene borca girip ev sahibi olmak. Bana ne diyor? Ben devlet ihtiyacımı karşılasın diyor. Ben 10 sene gidip, gidip de borca giremem diyor. Bak biz böyle böyle bir kuşak var şu anda. Bak son ben merkezci, konformist ama çok sevimli bir kuşak. Bilmiyor hakikati çünkü. Daha özgürlük düşkünü. Böyle eğer bir hile entrika istemiyor. Masumiyet arayan bir kuşak var. Masumiyet arayan. Böyle bir kuşak evliliği, aile, aile sorumluluğu evliliği de kaçınıyor şu anda. Onun için ortalama evlenme yaşı yükseldi çok. Sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle yükseldi. Gençler özgürlük rüzgarlarının da etkisiyle yani özgür yaşa ve şu anda Fransa'da yüzde 59 bak. İsveç, Norveç yüzde 56. İzlanda'da yüzde 69 evlilik dışı doğum oranı var. Türkiye'de evlilik dışı doğum oranı yüzde 2 Ve o 20 sene sonra Türkiye'de de evlilik dışı doğum oranı yüzde 29 yüzde 2 onda hızla artacak. Ya yani şu anda biz yani Kuzey Avrupa'daki gibi birçok yani gelişmiş e, olarak bildiğimiz ülkelerdeki ülkelerde tek kişilik haneler artmış durumda. Buna hane kırılgan, kırılganlığı deniyor. Beş kişilik haneler bizde de azalıyor. Tek kişilik haneler hızla artıyor. Ve evlilik konusunda da e, birlikte yaşam var. Birlikte yaşıyorlar, çocuk oluyor. E, e, nüfus kağıtlarına anne baba yazdırmıyorlar. Ebeveyn bir, ebeveyn iki yazıyor. Fransa bunu resmen kabul etti. Ve çocukların çoğu da bakamadıkları için böyle durumlarda çünkü bir aile olamıyor. Bir sözleşmesiz bir arada duruş var. Aile olamadıkları için çocuklar bir müddet sonra bakım evine veriliyor. Orada da anne baba kavramı öğretilmiyor bakım evindeki çocuklar. Ciddi bir Kuzey Avrupa ülkelerinde bir önemli bir çocuk nüfusu devlet koruması altında. Yani şu anda İsveç'te 157 tane şey var. Kadın sığınma evi var. Nüfusu 10 milyon civarında bir ülke düşün. Yani Türkiye'yi bunu 10'la çarp, 80'le çarp Türkiye'yi. 159 yani Türkiye'de de 1000'in üzerinde kadın sığınma evi olması lazım. Yani şu anda Türkiye'de 10-15 tane ancak vardı toplam varsa. O kadar kadın sığınma evi. Ama eğer biz şu anda aile politikalarımız, sosyal politikalar böyle devam ettirirsek 10 sene sonra bizim İsveç'teki gibi binin üzerinde Türkiye'de kadın sığınma evi açmak zorundayız. Bu ne demek? Kadın sığınma evi ne demek? Sığınmaya muhtaç kadınlar üretiyor sistem demektir. Yani güven, hayatı güvenli görmeyen, devlet korumasına gir, gelen insanlar üretiyor demektir. Bu çözüm değil ki. Bu bir sonuçtur ve kaç, şeydir, istenen bir şey değildir. Cezaevi gibidir bir nevi. Yani bu kadına yönelik şiddetin çözümü kadın sığınma evi değildir. Yani aile içi iletişim kalitesini artırmaktır. Ama kadın sığınma evi açmayı erkeklere uzaklaştırma, hapis cezaları vermeyi çözüm olarak üreten şu andaki aile politikalarımız bence iflasa doğru gidiyor. ve Türk aile hayatının en kötü günlerini yaşıyoruz şu an, son yıllarda. En kabuslu, en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. İnşallah. Zararına neresinden dönülse kardır diye söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam aslında çok soru var ama e, hepsini soramıyoruz. E, soramadığımız için de kardeşlerimizden özür dileriz. E, son bir soruyla e, bir toparlamış olalım isterseniz efendim. Kadın psikolojisi kitabında e, sizler e, kadını anlamak mı yoksa e, tanımak mı yani bunu ama hangisini amaçladınız ve e, ihtiyacı karşıladığını düşünüyor musunuz efendim? Tabii ya şimdi bu çok güzel bir soru. Yani burada e, an, kadın ve erkek beyni farklı diye bir e, şey söylemiştim. Sol beyin eril beyin, mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama. Sağ beyin dişil beyin, duygular, heyecanlar, müzik, sanat, estetik algılama ile ilgili e, bir, bir adım öndedir burada. Yani e, kadın ve erkek beynine bu özellikler açısından ama ön beyin yıllar içerisinde e, mantıkla duygu arasındaki de, dengeyi sağlar ön beyinde. Frontal lob insanı insan yapan beyindir. Frontal lobumuz yani ön beynimiz olması medeniyet olmazdı. Medeniyet olmuş. Burada çünkü kaptan köşkü beynimizin burası. Beynimizin asıl yani yüksek beyin dediğimiz yani e, yüksek insani e, fonksiyonların olduğu be, beyin bölgesi ön beynimizdir. O beyinden Hatta bununla ilgili şeyler de var mesela. Yani Onları perçemlerinden e, sürük yani, e, işte öldükten sonra perçemlerinden sürükleyeceğiz mealindeki şey vardır. Ya yani perçemler perçem ön beyindir. O yani aslında burada ön beyinde perçemlerde tutulacak bir şey yok ön beyinde öyle bir perçem yok. Aslında orada elektromanyetik bir şeyle evrenle bağlantılı ön beyin Kuantum fiziğine göre beynimiz evrensel akışla bağlantılı. Açık kapalı çevrim çalışmıyor, açık çevrim çalışıyor. İnsan ilişkisel bir varlık ve evrenle haberleştiği alan, beynimin düşüncelerin ileriye oluşturulduğu alan ön beyindir. Yani bu nedenle burada kadın erkek beyninde de ön beyin şey kaptan köşk rolünde olduğu için bunu olgunlaştırmadığı zaman kadın erkek olgunlaştığı zaman bir çatışma yaşanıyor. Mesela Stres altında kadın beyni nasıl çalışır, erkek beyni nasıl çalışır? Bir örnek verelim o zaman. Stres altında erkek beyni zihinsel sığınağına çekilir erkek. Kimseyle konuşmaz, susar, düşünür, düşünür. Sonuç odaklıdır. Bir sonuç, çözüm üretir, çıkar ondan sonra. Kadın da kadın beyni de stres altında böyle sonuç odaklı değil, süreç odaklı çalışır. Yani paylaşarak rahatlatmaya çalışır konuşarak paylaşmaya, paylaşmaya çalışır burada. Bu ikisi kadın ve erkek ikisi de stres altında olduğu zaman çatışma çıkıyor. Mesela arabada gidiyorsunuz, direksiyonda erkek var, erkek yolu bulamadı, şaşırdı, sıkıldı, canı sıkıldı, terledi böyle. Kadın da böyle durumlarda onu gerilince o da geriliyor. Ya yani yardım etmek istiyor. Bak şurada kamyon geliyor dikkat et. Kırmızı ışık var şuna dikkat et. Bunu yap. Sonra erkek sinirleniyor. Nedirdirde diyorsun. Zaten ben yeteri kadar sinirlendim diyor. Ne konuşuyorsun? Nedirdirde diyorsun diyor. Ne oluyor. Yani onun iyi niyeti şey yapmış oluyor. Kendini yanlış anlaşılmaya sebep oluyor böyle durumlarda. Yani bu kadın beyni, erkek beyninin stres altında farklı çalışmasını bilmek bu kadını anlamak değil aslında. Kadın ve erkek ilişkisini anlamak. Erkeği de anlamak var burada. İkisi de eril beyin derken Erkeksi bakış açısı olaya. Dişil beyin derken olaylara dişil bakış açısı, ön beyin derken denge sağlamak demek. Bunu bunu sağlamak için de muhakkak eğitim gerekiyor. Kadının ve erkeğin eşlik pratiğinde bunu anlamak dediğimiz zaman mesela bir sorun olduğu zaman kadın erkek şöyle dese, kadın canı sıkılmış böyle çok konuşuyor hatta ben hiç, hiç unutmam bir Karı koca öğretim üyesiydiler. Bize geldiler. E, erkek şöyle diyor. Hani futbolda vardır ya diyor. Top ceza sahasına girince nasıl bir insan noktasız virgülsüz konuşur diyor. Benim hanım böyle konuşuyor dedi. Mesela. Şimdi böyle durumda aslında erkek burada hanımını suçlayarak kusur onda çok konuşur ondan oldu diyor. Halbuki arka planda araştırdık ki kadın kendini yalnız hissediyor. Mutsuz yalnız hissettiği için konuşmak, paylaşmak ihtiyacı söylüyor. Erkek de böyle durumlarda sadece sonuç odaklı düşünüyor. ya de, yaptık ya o işi daha niye söylüyorsun? 40 defa niye anlatıyorsun diyor. Halbuki erkek şöyle dese burada mesela ona biz bunu öğretmeye çalıştık. Dese ki bak sen yani herhalde çok yoruldun, çok moralim bozuk ama ben senin yanındayım bu işi çözeriz, hallederiz dese ve ona sevdiğini, değer verdiğini hissetse kadının ne olmuş oluyor? Kadının Sorunu çözmeye değil o anda ihtiyacı yok. Anlaşılmaya ihtiyacı var. Ha eşim beni anladı. Kayınvalide böyle böyle yanlışlar yaptı ama eşim beni anlıyor dediği zaman kadın kafasında o konuyu yalnız olmadığını hissettiği için çözmüş olur. Bak burada ne oluyor? Aslında anlamaktır bu. Ya anlamak, anlaşılmak değildir. Yani bir buyurgan tarzda erkek kadını kadın erkeğe alıp çözmek gibi bir yaklaşım. E, o kitapta ve onu anlat anlatmadım. Öyle, öyle anlaşılmaması lazım. İki tarafta haki, evliliğin iyiliği için adımlar atacak. İlişkinin iyiliği için adımlar atacak. Bunu yapabilirse eğer o evlilik ne olur? birbirini tamamlayıcı bir ilişki haline gelir. Kadın erkek ilişkisi. Ve birlikte yürüme ilişkisi olur. Zaten bizim kültürümüzde bak, eş denmez, çift denmez. Bu batıdan bizim aldığımız aslında bize ait olmayan tabirlerdir. Eş tabiri, çift tabiri. Bizim kültürümüzde Refik, Refika denir. Refik nedir? Yol arkadaşı. Refika, kadın yol arkadaşı. Kadın erkek birbirinin yol arkadaşı olurlar. Burada ne vardı? Kadın erkek birbirinin gözünün içine bakıp da böyle her dünyası içerisinde mutlu olmayı araştırmazlar. Belli bir hedefleri vardır. O hedefe giderken birlikte hareket ederler. Ortak bir amaç için yani birbirinin gözünün içine bakmak değildir aşk. Belli bir yöne doğru bakmaktır. Belli bir hedefe doğru bakmaktır. Belli bir anlam peşinde arayıştır. Yani evlilikte bunu yaptığın zaman o evlilik ne oluyor? İşte nitelikli evlilikler oluyor. Huzurlu evlilikler oluyor. Mesela Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Kitapta da yer vermiştim yanılmıyorsam. Bu çalışmada şöyle mutlu evlilikte de üç özellik tespit ediyorlar. Bak birincisi, birincisi Birlikte zaman geçirmenin çok olduğu evlilikler. İkinci özellik, takdir, övgü, onay sözlerinin çok kullanılıyor evlilikler. Bunu ben e, yaptığım zaman hadis-i de bunu e, ilginç bir şekilde e, e, aynı ifadeler var. Karı koca birbirinize lütufkar davranın diyor. Lütuf, iltifat demek yani. İltifatlı davranın. E, şu anda erkeklerimizin kaçı, yani dışarıda hanımefendi ne güzel giyinmişsiniz diyor ama hanımına hiç demez bunu. Dışarıda nasılsınız hanımefendi diyor da eşine nasılsınız demez. Bu durumda ne oluyor? Eş kendini değer verilmiyor, sevilmiyor gibi hissediyor. İşte bunlar anlamak değil böyle bir durumda ilişki daha iyiye götürmek vardır. Onun için anlaşıldığını hissedilmek insanı rahatlatır. Bu kadında da erkekte de sorunu çözemeyebilirsin ama sorunu çözmek konusunda niyetini, çabanı ortaya koyabilirsin. Her şey her zaman çözülmez. Ama orada bir e, birlikte olmak. Onun için aileye biz aşkı örneğini veriyoruz. Aşkı örneğinde ne var hidrojen ve oksijen. ikisi de ayrı bir molekül. Özgür bir molekül. Hidrojen e, patlayıcı bir gaz, oksijen yanıcı bir gaz. Bak, patlayıcı ve yanıcı bir iki gaz bir araya geliyor. Su su ortaya çıkıyor. Enteresan bir şey. Aşkı ayrı bir molekül ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Yaşam kaynağı oluyor. Ama ikisi de özgürlüğünü kaybediyor. Bu nedir? Yani şimdi yeni bir yaşam formu var. Özgürlüğünü kaybediyorlar ama daha e, güzel bir molekül oluyorlar. Daha güzel bir beraberlik. Evliliğe bu şekilde alması gerekiyor. Kadın erkek ilişkilerinde yani evlilik ayrı bir yaşam formu. Hem kafama göre yaşayacağım, hem evlilik alacağım diyorsan hiç evlenmesek, arkadaşsak yapamazsın. Evlilik olgunluğu yoktur onda. Bu kadın erkek ilişkilerinde evlilik olgunluğu çok önemli. Evlilik olgunluğu da şey oldu. Yani şu anda öğretilmiyor. Ben senelerdir feryat ediyoruz. İşte bu gibi kitaplar yazdım. Ya evlilikten önce bir 20 soruluk bir test. Evlilik olgunluk ölçeği var. Bu evlilik olgunluk ölçeğini yani her aileye, belediyeler o ölçüye bir şey yapsalar. yani O ölçüye al bunu uygulayın deseler evliliğe emin ol bir sıfır önde başlar çiftler ya. Ya bu bunu maalesef bizim aile politikalarını belirleyenler e, aileyi değil feminist politikaları ön plana çıkardılar. Hatta ben biraz acı konuşacağım. Yeşil feminizm var Ankara'da. Yeşil feminizm var. Bu feminizm hem de dini gerekçelerle yapılan bir feminizm. Aileye, aileye hasar veriyor, zarar veriyor topluma. Ya bu nedenle yani burada da bu sistemimi yetmek isterim. Evet. Efendim, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz efendim. o modundaki kardeşlerimizin hepsini de onların adına da ben teşekkür etmiş olayım efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. hayırlı akşamlar. Hoş Hoşça kalın. teşekkür ederim efendim. Rica ederim.